Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gece yine değişik bir yemekle, yemek değil aparatifle karşınızdayım. Daha evvel ben yaptım bunu ama kötü mutfakta yaptım. Bu videomu yeniliyorum. Şimdi hem daha açıklayıcı yapacağım. Sosis sandviç. Kimisi gorol diyor, kimisi sosis sandviç diyor. Kimisi hot dog diyor. Hot dog biraz daha değişik ama. Yapmak çok basit aslında. Bir paket sosis alıyoruz. Bir garnitür alıyoruz. Biraz mayonez, bir domates salçası. Bir de et suyu. Önce yapıma geçmeden önce şu sosunu bir yapayım. Arkadaşlar göstereyim. Garnitürümüzü açıyoruz. Şu şekilde suyunu süzeceğiz arkadaşlar. Ben az yapacağım için şimdi sadece burada yalnızım. Bir iki sosis sandviçlik yapacağım. Bu hazır garnitüre bol miktarda mayonez sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz. Bunu bir ya da iki sosis kullanabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. İsterseniz içine salam turşu atabilirsiniz. Ama böyle sadesi bence daha güzel. Şunu kenara koyalım. Ve sosisimizin yapımına başlayalım. Şöyle ufak tencere yeterli bize. Altını yakıyoruz. Arkadaşlar içine birazcık su. Yani bu takdir bir göz kararı. Şu şekilde ilde bunun bir ölçüsü yok. İçine domates salçası. Şöyle. Bakıyoruz kıvamına göre atıyoruz arkadaşlar. Şimdi sosun bir ölçüsü yok. Kimisi çok bol soslu seviyor, kimisi az soslu seviyor. Yani İskender sosu kıvamında birazcık daha ince. Çünkü bunu kaynatacağız bayağı. Sosler pişecek. Şimdi iki kaşık salça attım ben. Bakıyorum. Kıvamı görüyoruz arkadaşlar. Bu kaynayınca biraz daha koyulaşacak. Az daha su atıyorum. Ve içine bir adet et suyu konurup ufalıyorum. Kemik suyu koyarsanız da tabii ki daha iyi olur. Ama dediğim gibi kemik suyuna her zaman erişemiyoruz. Bu içinde tuz olduğu için üstüne bir daha tuz atmaya gerek var mı yok mu? İyice karışıp kaynayınca bir datarak anlayacağız. Şimdi güzel kaynama bırakalım şimdi. Salçamız yavaş yavaş kenardan kaynamaya başladı. Şimdi kıvamını gösteriyorum size. Kıvam bu arkadaşlar. Bu yeterli. Bu kaynayan salçanın içine dana soslarımızı atıyoruz. Ufak sos aldım arkadaşlar ben. Bu iyi bir marka. Görmüşsünüzdür belki. Fakat bunun kilosu 44-45 lira. Uzun sosun kilosu 80-85 lira. Yani bu nedir ya? Ne fark var? Aynı sos, aynı kalite. Hatta iyi kalite bu da. Onun için ufak sos aldım ben. Şimdi bunu kısık ateşte şişene kabarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Soslarımız bu hale geldi. Demek ki pişti. Şahane oldular. Marketten bugün pamuk gibi bir ekmek aldım. Nasıl olduysa. Ekmek çok yumuşak olunca tost makinesinde
Isıtmaya ve kızartmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bunun özelliği şu ekmeğin içine sosunda kaşıkla koyuyoruz. Tek sos olunca bir tane, ufak soslardan iki tane şöyle atıyoruz. Hazırladığımız Rus salatası, Amerikan salatası diyorlar ama Rus salatasıymış bu. Şuradan çekiyoruz. Bunun bir özelliği de şunun üstüne bir daha salça çekmek. Şöyle buyurun. Afiyet olsun arkadaşlar.